Arkadaşlar benden sürekli Minecraft'ın Pojav Launcher için performanslı çalışan bir shader istiyordunuz. Ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Gerçekten bulduğum ve güzel çalıştığını düşündüğüm bir shader'ı sizlerle paylaşacağım. Ve aynı zamanda bu videoda Pojav Launcher'ın kurulum aşamasından shader ayarlarına kadar her şeyi göstermeye çalışacağım. O yüzden videomuz biraz uzun olacak. Videomuza geçmeden önce kanalımı destekleyenler var. Joker Brawler, abi 15. yıl pelerini sen olmasan alamazdım, çok teşekkür ederim diyerek 20 TL teşekkürler butonunu kullanarak destek olmuş. Yine ismini tam telaffuz edemediğim bu kardeşim ekranda görüyorsunuz. Teşekkürler demiş, 20 TL teşekkürler butonunu kullanarak destek olmuş. Aynı zamanda kanalımıza katıl üyelerimiz var. Yeni katıl üyelerimizin de isimlerini ekranlarınızda görüyorsunuz. Sizler de bu şekilde hem katıl olarak hem süper teşekkür göndererek kanalıma destek olursanız isimlerinizi videolarımda göstermeye devam ediyorum. Öncelikle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben buradan Pojav Launcher'ı komple sileceğim arkadaşlar. Yani her şeyi en baştan gösterebilmek için Pojav Launcher'ı buradan siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi komple kaldırdım arkadaşlar. Önce bir kalksın. Daha sonra Google Play Store'a gidiyorum. Hemen buradan Pojav Launcher diye Pojav olarak aratıyorum arkadaşlar. Pojav Launcher'ı buluyorum ve yüklemeye başlıyorum. Tabii ki Pojav Launcher Google Play Store'da olduğu için arkadaşlar siz girip buradan indireceksiniz. Ama Shader'ın linkini de ayrıca açıklamaya koyacağım. Kendi web sitemde paylaşacağım. Oradan indireceksiniz. Her neyse, şimdi Pojav Launcher yüklensin. Ben öncelikle Pojav Launcher'da çok fazla ayar yapmadan, belki de yapabiliriz, hatta yapmadan direkt Shader'ı yükleyeceğim. Bakalım nasıl çalışacak. Daha sonra ayar yapıp deneyeceğiz. Şimdi ben buradan Pojav Launcher'ı açacağım. Evet, mouse'umu da bağladım. Pojav Launcher'ı aç diyorum. Mouse'umla sizlere göstermem lazım. İzin ver diyeyim. Tamam, şimdilik izin verelim. Arkadaşlar şu anda Pojav Launcher'ı sıfırdan kurduk. Burada öncelikle Pojav Launcher için ben bazı ayarlar yapacağım arkadaşlar. Onun için ne yapıyorum hemen buradan? Ayarlar kısmına dokunuyorum. Video işleyiciye geliyorum. Öncelikle buradan aslında hiçbir ayar yapmayacağımızı söylemiştim ama şuradan bakalım bir değişiklik var mı? Bunları daha sonra değiştireceğiz. Java ayarlamalarına bakalım. Tamam, burada da bellek 2048, yani 2 GB RAM vermiş arkadaşlar. Onu gördük. Ve şimdi öncelikle yapmam gereken arkadaşlar, ben şuradan hemen yeni bir profil oluşturuyorum. Yeni profil oluştururken Optifine oluşturacağım. Bana sürekli soruyorlar, abi fabrik modu nasıl kurulur, fabriki nasıl kurarız falan diye. İşte onlar burada arkadaşlar. Fabrik profili oluştur derseniz fabrik modunu kurarsınız. Forge profili oluştur derseniz forge profilini kurarsınız. Ben Optifine profili ile başlıyorum ve bu şekilde Optifine'ın da arkadaşlar 1.20.6'sını seçiyorum burada. Tabii ki Optifine'ın 1.21 sürümü yok maalesef arkadaşlar. O yüzden 1.20.6'yı seçmek zorunda kalıyoruz. Yani Minecraft'ın 1.20.6 sürümünü oynayacağız. Burada iki tane görev devam etmekte diyor. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle Minecraft'ın 1.20.6 sürümünü indiriyor. Daha sonra Optifine inecek ve otomatik kendi kurulacak zaten. Şimdi bir bekleyelim inmesini arkadaşlar. Evet, şimdi Optifine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüklendi. Burada yapmamız gereken şu arkadaşlar, hemen sizlere gösteriyorum. Buradan hiçbir ayarı değiştirmeden geriye gideceksiniz ve onu da şuradan geri butonuna gidiyoruz. Tekrar şu kalemin yanındaki çentikten burayı açıyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi Optifine 1.20.6 kuruldu. Şimdi arkadaşlar, tabii ki ben bunu direkt önce oyna diyeceğim. Ve buradan profil girmemiz gerekiyor. Eğer gerçekten sizin premium bir Microsoft hesabınız varsa hesap girersiniz. Ama herhangi bir hesabınız yoksa buradan lokali seçebilirsiniz. Ve isminizi yazın. Bu şekilde bu sayede biz tamam diyelim. Bu sayede arkadaşlar hemen oyna diyorum ve oyun başlayacak. Arkadaşlar bu sayede söyleyemedim bir türlü. Biz
Minecraft'ın Java sürümünü Pojav Launcher'ı da nasıl kurduğumuzu sizlere göstermiş olduk en azından. Şimdi burada 2 GB RAM vererek oyunu başlatıyorum tabii ki. 2 GB RAM bize yetmeyebilir. Birazdan bazı ayarları da yapacağız arkadaşlar. Sizlere söyleyeceğim. Minecraft'ın Java sürümü açılıyor. Evet, şimdi ses ile açıldı. Hemen ben buradan öncelikle sesi bir kapatıyorum arkadaşlar. Evet, sesi kapattım. Ve buradan dil seçeneğini hemen Türkçe'ye çeviriyorum. Türkiye'yi seçelim şuradan. Türkçe, Türkiye'yi ve done diyelim arkadaşlar. Türkçe olsun. Olduğu gibi Pojav Launcher'ı kurduğumuz gibi öncelikle bir oyun başlatacağım. Bunun FPS'ine bakacağım arkadaşlar. Bu arada cihazda herhangi bir FPS arttırıcı ayar da yapmadım, onu söyleyeyim. Buradan yaratıcı olarak başlıyorum. Yeni dünya oluştur seçeneğiyle direkt normal bir Java oyunu başlatıyorum. Minecraft'ın Java sürümünü başlatıyorum. Ve performansımıza bakacağız arkadaşlar. Buradan debug'dan falan da görürüz yani performansı. Bir başlasın. Tamam, %100 oldu. Dünya muhtemelen arazi yükleniyor. Dünya oluşturuldu. Görmüş olduğunuz gibi başladı arkadaşlar. Evet, şimdi tabii ki bu şekilde başlarsanız arkadaşlar FPS'i yüksek alırsınız. Çünkü yani bence arkadaşlar Java oynamak, gerçekten bir Java oyununu oynamak isteyenler için Shader'a, moda bilmem neye çok gerek yok. Hani Java sürümünü illa mobilden oynayacağım diyen için bence gayet böyle de çok daha performanslı oluyor. Tabii ki debug kısmından, şuradan debug'dan FPS'imize bakalım arkadaşlar. 140'lar, 150'ler, bilmem neler. Aslında 300, 400'leri, 500'leri bile gördüğüm zamanlar oldu ama orada cihazla ilgili bazı performans ayarları yapmıştım. O zaman görmüştüm. Şu anda yani şu bile stabil arkadaşlar. Şu bile bence yeterli benim için. Ve bu. Şimdi bu standart ayarlarda arkadaşlar, isterseniz hemen şuradan kaydet ve ana menüye dön diyorum. Ve buradan oyundan çık diyorum. Oyundan çıktıktan sonra arkadaşlar, şimdi ben shader'ı hemen direkt hiçbir ayar değiştirmeden öncelikle shader'ı yükleyeceğim. Bunun için Z Archiver'ı kullanıyorum arkadaşlar. Z Archiver'ı kullandıktan sonra download kısmında benim BSL Shader versiyon, burada görüyorsunuz arkadaşlar, zaten şöyle işaretleyeyim. BSL versiyon 8.2.09 zip. Şimdi ben bunu kopyala diyorum. Kopyala dedikten sonra buradan cihaz hafızasından Android data klasörüne giriyorum. Arkadaşlar data klasörüne siz erişemiyorsanız, data klasörü sizde hata veriyorsa Android'de, yani yasaklıysa, izin verilmiyorsa, bununla ilgili video çektim kanalda, data erişimi diye yazarsanız, aratırsanız videosu var, belki açıklamaların linkini de bırakırım. Neyse, Pojav Launcher'a geliyorum. Buradan Files klasörüne girdim. Burada görmüş olduğunuz gibi Minecraft klasörü yok. Bunun için ne yapıyorduk arkadaşlar? Z Archiver'dan şuradan dosya yöneticisi kısmından gizli dosyaları göster. Şurada gizli dosyaları göster seçeneğini açmamız lazım. Bunu açtıktan sonra geri gidiyorum ve Minecraft klasörü geldi. Açıyorum. Bunun içinde Shader Packs klasörü var ve bunun içine şuradan hemen BSL Shader'ını yapıştırdım. Tamam, Z Archiver'la işimiz kalmadı. Kapatabiliriz. Tekrar Pojav Launcher'a geliyorum arkadaşlar. Pojav Launcher'a geldikten sonra yine hiçbir ayar değiştirmeden direkt oyna seçeneğine basıyorum. Bu arada yine tabii ki arkadaşlar bellek 2 GB RAM verdiğini gördük. Ve bu şekilde 2 GB RAM ile bu Shader ne kadar bize yardımcı olacak, FPS verecek, onu göreceğiz. Tabii ki bazı özel ayarları yaparsanız shader'larda evet 30 FPS'e kadar alabilirsiniz. Ama arkadaşlar sonuçta shader'lar her zaman cihazları yorar. Tek oyunculuğa giriyorum. Yeni dünyama tekrar giriyorum arkadaşlar. Buradan seçilen dünyaya gir dedim. Shader her zaman arkadaşlar, evet yani şu an için mobilde bir Java sürümünde shader'la çalışmak, oynamak yani çok meşakkatli bir durum. Cihazınız ne olursa olsun kasacaktır, yoracaktır. Şimdi ben arkadaşlar shader'sız girdim. Evet, bunun farkındayım ama buradan hemen ayarlara giriyorum. Burada ayarlar var. Ayarlara girdikten sonra görüntü ayarlarına giriyorum. Öncelikle hiçbir ayarı değiştirmeden shader'lar kısmına geliyorum.
BSL Shader'ı seçiyorum buradan arkadaşlar. Evet, BSL Shader'ı seçtikten sonra otomatik böyle oluyor. Görmüş olduğunuz gibi Mojang yazısı geliyor ve bir bekleyelim. Mojang yazısında kaldı. Çök edebilir. Çünkü ayarlarımızı yapmadık. Evet, çünkü ayarları yapmadığımız için böyle kırmızı oluyor. Bunun neden kaynaklandığını da hemen göstereceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Şöyle bitti desem, şuradan bitti seçeneğine tıklayayım. Bitti diyorum. Bakın ne kadar kastığını görüyorsunuz. Ben mouse'u hareket bile ettiremiyorum neredeyse. Şuradan en alttan bitti seçeneğine de tıklayalım. Bunun neden böyle olduğunu şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Shader kurduğunuz zaman grafik seçeneklerini değiştirmeniz lazım. Oyuna dön diyorum. Bakın oyun bu şekilde saçmalıyor. Şimdi ben buradan komple kapatıyorum arkadaşlar. Pojav Launcher'ı kapattım. Bunu öncelikle bir ayar yaparak hemen göstereyim. Shader'ı görüntüleyelim. Şimdi öncelikle sadece bir ayar yapacağım. Burada video işleyiciye geliyorum. İşleyici kısmını arkadaşlar zinc yapmamız lazım. Zinc yapmamız lazım. Yoksa arkadaşlar shader'lar sorun çıkarabilir sizde de. Bu şekilde bu ayarı seçtikten sonra yine oyna seçeneğine basıyorum. Ve hemen şimdi az önceki dünyamıza shader hata verdi. Kırmızı ekran gibi böyle saçma bir hata verdi. O hatayı görmemeye çalışacağız. Ama tabii ki çok performans düşük olabilir shader yüzünden. Aslında benim şu anda Android'de en performanslı çalıştırdığım shader bu diyebilirim. Bence en performanslı bu çalıştı abi bende. Bilmiyorum yani, daha performanslıları vardır ama ben henüz keşfedememiş olabilirim. Bir bakalım BSL shader'ımıza, dünyamız yüklensin ve o kırmızılık hatası gittiğini göreceğiz. Çünkü grafik seçeneğini değiştirdik. Evet, görmüş olduğunuz gibi kırmızı olan hata gitti arkadaşlar. Ama burada çok büyük bir performans kaybımızın olduğunu görüyoruz. Bakın ne kadar kasarak donarak oynuyoruz işin açıkçası. Hani bu şekilde elbette shader'da oynamak istemeyeceksiniz ama bunun birkaç ayarını yapabilirseniz arkadaşlar sıkıntısız oynamaya başlayabilirsiniz. Öncelikle ayarlar kısmında neler yapmamız gerektiğini sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle yine Pojav Launcher'ı komple kapatıyoruz. Pojav Launcher'ı kapattıktan sonra yine Pojav Launcher'ı açıyorum. Ayarlar kısmına girdim. Video işleyiciyi öncelikle arkadaşlar şuradan çözünürlüğü ben 50'ye doğru getiriyorum. Tamam, 50'de dursun. Onun dışında geriye gidiyorum. Buradan Java ayarlamalarına geliyorum. Burada verdiğimiz RAM uygulamaya, yani Pojav Launcher'a verdiğimiz RAM 2048. Ama ben bunu şimdi ne kadar arttırabilirim? Böyle ölümünü arttıramazsınız. Yani 10 GB RAM verim de kullanayım diye yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü cihazınızın RAM belleği kadar bunu arttırabilirsiniz. Mesela ben ne kadar arttırabilirim? Bunu daha önce sizlere videosunu çektim. Ayarlara gidiyorum. Buradan hafızaya gidiyorum. Hafızaya geldiğimde arkadaşlar buradan öncelikle arka planda kullanılan uygulamaların hafızasını temizliyorum. 303 MB'lık bir temizleme yapıyorum. Ve bunu temizledikten sonra arkadaşlar Samsung Pass bile var. Diyor ki şu anda sen 5.2 GB'lık bir RAM'in var boşta. Bunu kullanabilirsin. Bunun da üstüne çıkamazsın diyor. Normalde benim 12 GB'lık RAM'im var. Ama diyor ki şu anda cihazında boş olarak boşta duran RAM'in 5.2 GB. Bunun üstüne çıkamazsın diyor. Ben de gidiyorum diyorum ki ne Pojav Launcher'a, 5'in üstüne çıkamam. O zaman getiriyorum bunu şöyle 4.5'larda falan tutayım. 4.5'lar küsürlerde tutayım arkadaşlar. Böyle tutmak istiyorum. Yani 4.5 GB RAM verim. Bunu verdikten sonra geriye gidiyorum. Buradan arkadaşlar video işleyiciye tekrar geliyorum. Çünkü burada yapmam gereken alternatif yüzey işleyiciyi kullan seçeneğini de açmam lazım. Bunu da sizlere göstermiş olayım buradan. Ve bunu da açtım. Geriye gidiyorum. RAM'i biraz arttırdık. Geriye gidiyorum. Bir daha geriye gidiyorum. Ve önce bu şekilde bir oyna diyorum. Oyun içinde de bazı ayarlar var. Shader'la ilgili yapacağımız ayarlar var arkadaşlar.
Hemen onları da sizlere göstermek istiyorum. Ama öncelikle bir oyunumuza girelim. Oyunumuz açılsın. Ve 4.5 GB RAM verdik. 2 GB RAM'den 4.5 GB'a çıktık. Şimdi tabii ki çözünürlük ölçekleyicisini %100'den %50'ye düşürdüğümüz için ekran biraz bize yakınlaşmış gibi oldu. Öncelikle arkadaşlar bu şekilde direkt oyuna gireyim. Önce bu şekilde direkt oyuna gireceğim. Bakalım Shader'da performans olarak ne kadar etki etmiş. Bence çok etmedi ama yine de bir görelim arkadaşlar. En azından az öncekinden belki bir tık daha iyidir. Onu biraz daha iyileştirmeye çalışacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde. Ve yine sorunlar var. Evet, görmüş olduğunuz üzere kasıyor falan, kasmalar var. Ama bence az öncekinden biraz daha iyi oldu. Debug'a baktığımızda 5 FPS civarlarında olduğunu görüyorduk. Az önce muhtemelen 3 falandır. Şimdi yine 3'e falan da düşüyor ama olsun, 5'e meşe çıkıyor sonuçta. Arkadaşlar debug'u kapatalım bir dakika. Öncelikle debug kısmını bir kapatmak istiyorum arkadaşlar. Şu debug'u kapatalım. Burada yapmamız gereken, ben öncelikle oyundan ana menüye dönüyorum. Ana menüye geldikten sonra ayarlara giriyorum. Ayarlar kısmında görüntü ayarlarına giriyorum. Görüntü ayarlarında öncelikle performans kısmına giriyorum. Ve buradan bölgesel işleme falan, bunların hepsini açık yapıyorum arkadaşlar. Şunları açık yapıyorum. Dinamik güncelleme, bu da açık olsun. Tamam, bunları açık yapıyorum. Bitti diyorum. Grafikler hızlı. Bunlar hızlı da kalsın. Görüş mesafesi 2 yığın kalsın. Simülasyon uzaklığını düşürüyorum. Kare hızı sınırsızda kalsın. Dinamik ışıklar kapalı. Parlaklık kapalı, varsayılanda kalsın. Onun dışında arkadaşlar detaylara girelim. Bulutlar varsayılan, tamam, gökyüzü açık. Bunlar açık kalsın, sıkıntı değil arkadaşlar. Varlık mesafesi, biyom karışımını düşürelim. Biyom karışımını kapalı yaptığımızda en hızlı olur. Bulut yüksekliği kapalı olsun. Tamam, bunlar bu şekilde kalsın. Kalite kısmına bir bakalım. Tamam, böyle kalsın arkadaşlar. Tamam, şimdi buradayken bir de shader ayarlarına gidiyorum. Şuradan işleme çözünürlüğünü arkadaşlar, bunu 0.5 yapıyorum. Gölge çözünürlüğünü de 0.5 yapıyorum. Ne kadar düşürürsek o kadar iyi. El derinliği, bunları kurcalamıyorum arkadaşlar. Ve bitti seçeneğine basıyorum. Aslında şunu da yapabiliriz. Görüntü ayarlarından shader'lara girdiğimizde, shader ayarlarına girdiğimizde buradan profil yüksek, yani shader'ın aslında yüksek çözünürlüklü bir ayarda varsayılan olarak geldiğini görüyoruz. Bunu minimuma düşürmeniz lazım arkadaşlar. Minimuma düşürürseniz daha düşük shader'ın, daha böyle düşük ayarlarında açacaksınız. Çünkü sonuçta telefondan bu işlemleri yaptığımız için tek oyunculu diyorum ve başlatıyorum. Tabii ki şimdi ilk etapta bu ayarları değiştirdiğimizde yine çok yüksek performanslı gibi olmayabilir arkadaşlar. Ama sonuç olarak biraz öncekinden çok daha iyi olduğunu gördünüz. Bakın, en azından hareket edebiliyoruz. Sağa sola çok rahat bir şekilde dönebiliyoruz, gidebiliyoruz. Ve bu şekilde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Oynuyoruz. Tabii ki suyun yanına geldiğinizde falan su yansımalarından kaynaklı böyle bir kasmalar olabiliyor. Onun için mesela biraz daha iyi performans alacağım diye düşünüyorsanız arkadaşlar, bazı özel ayarlar yapabilirsiniz. Ama ben mesela buradan kaydet ve ana menüye dönüyorum. Şunu yapmak istiyorum. Benim gözüme, bu arada FPS'ye bakmadık buradayken, bir dakika, bunu sorabilirsiniz muhtemelen, ben unuttum. Mesela oyuna girelim. FPS'ye debug'dan bakalım. 12 falan. Bazen 30'a falan çıktığı oluyor da şu an 12 arkadaşlar. Yani bunu siz biraz daha ayarlarını yaparsanız çok daha yüksek FPS alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama şu anda benim oynama konusunda bana sıkıntı çıkartmıyor. Ne kadar bunun dinamik olduğunu ve akışkan olduğunu görüyorsunuz zaten. Benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Ama şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Geriye gidiyorum. Kaydet ve ana menüye dön diyorum. Oyundan çık diyorum. Ve ben
Pojav Launcher'dan video işleyicisini ayarlarına gidiyorum. Video işleyicisi çözünürlüğünü %100 yapmak istiyorum arkadaşlar. Çok daha güzel görünsün diye gözüme. Ama bunu çözünürlüğü ne kadar arttırırsanız cihazınızı o kadar yoracağı için FPS de düşebilir arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Oyna diyorum. Bu arada shader kullanırken FPS'inizin yüksek olmasının cihazınızın performansıyla da çok alakalı olduğunu söyleyebilirim. Yani ister istemez en performanslı shader'ı bile kursanız şu anda mobilde Pojav Launcher üzerinde o sizin istediğiniz 90 FPS'ler 100 FPS'lere çıkan shader'ları bulmanızın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bakın arkadaşlar bu arada arayüz küçüldüğünü fark edeceksiniz. Arayüz küçüldü. İptal diyorum. Ben niye yeni oyun yaptım? Bakın arayüz küçüldü. Çünkü çözünürlüğü %100'e arttırdığım için bu arayüz de ona göre küçüldü. Tek oyunculuğa giriyorum. Buradan yeni dünya oluşturmuştuk. Oraya tekrar giriyorum. Ve grafiklerin biraz daha göze hoş geldiğini göreceksiniz. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Evet tabii ki şimdi grafikler biraz daha hoş görünmeye başlayacaktır. Hani çözünürlük olarak çok daha iyi göründüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Siz de bunu böyle göreceksiniz zaten. Şimdi evet yani grafikler daha hoş. Şimdi arkadaşlar debug'dan bakalım. 21 FPS'lere 23 FPS'lere çıktı. Biraz daha iyileşti. Çözünürlüğü arttırdım. Biraz daha iyileşti. Nasıl olduysa bilmiyorum. Enteresan bir şekilde. Evet yani FPS'imiz yükseldi. Şimdi arkadaşlar debug'dan şöyle bir FPS'e şöyle geçelim. Tabii ki başka ayarlar da yapabilirsiniz. Daha da güzelleştireceğim benim cihazım canavar gibi falan diyorsanız. Buradan ayarlara tekrar giriyorum. Görüntü ayarlarına geliyorum. Buradan grafikler hızlıymış. Mesela bunu hoş yapıyorum arkadaşlar. Hoş biraz daha iyi yani grafik olarak sunacaktır size. Bitti diyorum. Bundan sonra da bitti alttakinden ve oyuna dön seçeneğiyle. Bakın grafikler biraz daha hoş oldu. Yani performans kaybı yaşadım mı? Yo. Bence yaşamadım gene arkadaşlar. Şöyle bir çıkabilsem. Evet. Bakın. Performans olarak da pek bir sorun yaşadığımı söyleyemem. Ama yağmur falan başladığında orada bir sıkıntı oluyor. FPS düşme konusunda. Yağmur başladığında biraz sıkıntı oluyor niyeyse arkadaşlar. Şuradan ben bir gideyim. Gitme konusunda böyle koşma konusunda falan yürüme konusunda sıkıntı çıkartmıyor arkadaşlar bana. Yani şu anda sıkıntısızım. Shader gayet güzel görünüyor. Ve shader ayarlarını siz kurcalarsanız ben onu tek tek göstermek istemiyorum. Çünkü video da çok uzayacak. Mesela görüntü ayarlarına girdik. Shader'lara geldik. Shader ayarlarına girdiğimizde burada animasyonlardan eğer işte çimleri, ondan sonra çiçekleri, yaprakları bunların hepsini kapalı yaparsanız arkadaşlar bunları neden kapalı yapamadığımı da şu anda anlamadım. Kapalı seçemiyorum enteresan bir şekilde ama olsun. Animasyon hızını düşürelim. Çok fazla animasyon hızına gerek var mı bilmiyorum ama bak bu arada kurcalattırmıyor bana. Neden böyle olduğu konusunda da fikrim yok. Enteresan bir şey oldu. Neyse shader ayarlarını kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Mesela animasyonların işte olmamasını sağlayabilirsiniz. Bulutların bu kadar şey görünmesini sağlamayabilirsiniz. Yani bu kadar fazla bulut olmamasını sağlayabilirsiniz falan. Onların ayarları var işin açıkçası arkadaşlar. Her neyse anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.